Tutuklamalar var. Tutuklamalar, yani tutuklananlar arasında istihbarat ve ordu mensupları da söz konusu. Ya yani olduğu da söyleniyor. Tabii ki kimliklerine yönelik bir açıklama haliyle yapılmadı normal olarak. Ama istihbarattan ve ordudan isimler de var. Haniye nasıl öldü? Yani İran'ın büyük bir zafiyeti sonucu şehit oldu Haniye. Neresinden bakarsan bak, resmi olarak İran tarafından yapılmış 3 tane farklı açıklama var. İşte olayın ilk günlerinde, ilk saatlerinde İran resmi televizyonu komşu bir ülkeden atılan füzeyle vuruldu dedi. Sonrasında İran ordusu FPV tipi bir drone'la vuruldu dedi. İşte geçtiğimiz saatlerde ise uzaktan fırlatılan bir roket benzeri bir silahla vuruldu dedi. Sürekli bir açıklama değişti Sürekli mi bir durumunuz? açıklama değişik. Yani neyin şimdi olan bir vaka var. İsmail Haniye nerede şehit edildi? İran'ın en güvenli bölgesinde şehit edildi. Yani İran'ın göz bebeği diyebileceğimiz devrim muhafızlarına ait bir komplekste şehit edildi. Orayı dahi koruyamayan ve başkentte burası. Yani ülkenin Dini liderin de konutuna çok çok yakın. yakın bir bölge. Esas o büyük bir soru işte. İşte böylesi bir yani oraya gelen füze pekala Hamene'nin de konutuna gidebilirdi. Ya da devrim muhafızlarının direkt karargahına da gidebilirdi. Ya yani burası sonuçta lojman olarak kullanılıyor. O kompleks içerisindeki lojman. Şimdi buraya drone nasıl girdi? Eğer dronesa ya da roketse yani roket hangi mesafeden nasıl oraya fırlatıldı, oraya geldi? Yani bunların sorularını, bu soruların cevaplarını ne sizin, ne benim, ne bir başkasının en askeri kimsenin verebileceği cevaplar değil. Bunun cevabı sadece İran'da ve İran bu cevabı bile isteye vermiyor. Bu sebebi de işte yok Amerika da Bile işin isteği içerisinde. mi vermiyor Bile yoksa isteye vermiyor. Mossad ajanlarının sızmış olma ihtimali var? Şimdi İran Mossad'ın cirit attığı çok kolaylıkla cirit attığı nadir ülkelerden bir tanesi. Mossad İran'da elini kolunu sallayarak cirit oynayabiliyor. Bunu bilen İran, buna karşı koyma, istihbarata karşı koyma diye bir şey var değil mi? Bunu yapabilecek karşı istihbarat, bunu yapabilecek kabiliyette bir ülke değil mi? İran bunun sorgulanmasını mı istemiyor ya da kendi eliyle kendisini bir çukura mı çekiyor? Bu anlamda İran'ın ciddi Peki. Sorgulanması gerekiyor. Fatih Hocam. Ben bu noktada şunu eklemek isterim. Belki de içerideki sızmaları Halis Bey'in bahsettiği veya sizin vurguladığınız içeride olabilecek herhangi bir sızma işbirliği belki de bunu araştırmak için saldırı hakkında net bir bilgi vermeyip şüpheli bilgiler ortaya atıyor da olabilir. Daha mantıklı geliyor bana. Çünkü içeride bir soruşturma olduğu kesin ve bu işin içeriden herhangi bir işbirliği alınmadan yapılması imkansız. Adres tespiti, Tabii. hani sadece bakın şu binada kalıyor değil, bakın şu balkonun olduğu odada. Nokta atışı yapılıyor direkt odaya. Ki bunun da içeriden bir işbirliği olması mümkün olmadığı için bence çok büyük bir soruşturma yönetiyorlar ve bu soruşturmadan dolayı da sürekli şüpheli bilgiler ortaya ataraktan aslında oradaki içerideki insanların tepkisini gözlüyor olabilirler. Bana çünkü mantıklı gelen bu oldu. Çünkü 3 gündür ayrı açıklama duyuyoruz. İşte bir Kuzey Irak'tan Bilinçli kalkan olarak bir silah. hedef şaşırtma mı söz konusu? Mantıklı olan bu galiba. İran tarafından yapılan Tabii bir hedef ki şaşırtma. içerideki soruşturmayı derinleştirebilmek adına sürekli bir hedef şaşırtma. Ama İnsanların hocam oradaki özür diliyorum tepkisini ama burada ölçmek. içeride meseleyi vuzuha çıkarmak için bunu yapıyor ama dünya kamuoyunda ne oluyoruz diyen insanların da kafasını allak bullak ediyor. Bu da İran'ın aleyhine bir şey. Ama İran'ın neden böyle bir aleyhine değerde olsun olduğunu ki? zannetmiyorum halde. Aynen. Yani ne etkileyecek ki İran'ı? Tabii. Ne oluyoruz diyen insanlar. Şimdi bölgede İran'dan umut bekleyen insanlar var ya, İran'a şüpheyle bakmalarına sebebiyet verecek. Yani bu anlamda İran'ın sosyolojisini o mezhepsel yayılmacılığın önündeki en büyük engellerden biri Ama haline şu an getiriyor. zaten Kendisine set çekiyor hali yani. hazırda İran zaten bir küçük düşme yaşadı. Hani burada bu bilgiyi verememesi Haniye'nin öldürülmesinden daha büyük bir skandal değil ki İran için. İran şunu düşünüyor olabilir mi? Özellikle Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Muhsin Fahrizade'nin öldürdüğü. Dün konuştuk hatta bu konuları uzun uzun konuştuk. Uzun uzun gitmeyeceğim. Sadece küçük düşme noktasında en azından
sizin de bahsettiğiniz gibi bölgesel anlamda İran'dan umut bekleyen isimlerin eskisi kadar İran'a aynı şekilde yaklaşmadığını görüyoruz. Şüpheyle baktığını görüyoruz. İran bu algıyı bilinçli olarak oluşturuyor olabilir mi sizce hocam? Sonrasında size de döneceğim. Şu yüzden soruyorum. İsrail'e yönelik gerçekleştireceği bir saldırı. Şimdi çok güçlü bir İran'a İsrail'de bölgedeki bütün güçler de çok güçlü bir önlem alır. Şimdi İsrail'in elinde ne kadar silah var, İsrail'in elinde ne var bilmiyoruz ama bildiğimiz bir gerçek var. Düzeltiyorum, affedersiniz. İran'ın elinde ne kadar silah var, ne var bilmiyoruz ama bildiğimiz bir gerçek var. İran'ın ne olursa olsun askeri anlamda güçlü oldu. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ihraç eden Rusya'ya bir ülkeden bahsediyoruz. Ettiği iddia edilen, resmi olarak açıklaması da bunu, Şahit dronlarını sonuçta sahada görülüyor Rusya lehine görülüyor. Askeri anlamda güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Bilinçli olarak kendini güçsüz gibi gösterip de doğru anda, doğru yerde, doğru saldırıyı yapmak istiyor olabilir mi İran sizce? Ve İsrail'in de en beklemediği anda, en savunmasız olduğu anda. Bu yüzden bunlar yaşanıyor olabilir mi? Kaan Bey, yanlış anlamayın. Hani yeni ölümünden bahsetmiyorum. Şeyden bahsediyorum. İran'ın bu güçsüzlük algısı üzerinden bahsediyorum. Yani çevrede. Bu sorunuzu şu açıdan okursak, hani İran daha ne kadar küçük düşürülebilir? Hani daha da mı küçük düşürülüp bakın ben aslında güçlüyüm, siz beni ne hale getirdiniz, bu da size cevabım. Küçük düşmeyi umursamıyor sanki. Diyecek. Bence umursuyor hocam. Neden umursuyor? Eğer küçük düştüğünü umursamasa, rejimin meşruiyeti noktasında sıkıntıları olmasa daha farklı davranabilirlerdi. Küçük ama düşmek belki çok ağır olsa da bu konuda bazı güçsüzlük, yani yetersiz cevap verdiğine yönelik çok ciddi tartışmalar. Hocam Şam'daki büyükelçiliğine saldırı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, yani Kirman saldırısında 100'e yakın insanın öldürülmesi, Tahran'a yönelik birçok saldırının gerçekleşmesi ve en son Heniye'nin şehit edilmesi olayı. Bu son 10 ayda oldu bunların hepsi. İran. Ve hiçbir şekilde sağlıklı bir karşılık verebildi ne de bunlara sağlıklı bir cevap verebildi. İran bu dakikadan sonra büyük bir saldırı gerçekleştirirse, tekrar söylüyorum, sivillere yönelik bir saldırıdan bahsedilmiyor. Stratejik noktaları, stratejik hedeflere yönelik bir saldırı gerçekleştirirse ve bu saldırıları başarıyla yaparsa, o zaman bu algı devam eder mi sizce? Tersine döner. Tam tersine döner. Tersine döner. Yani şu anda yapması için en uygun zaman mı sizce? Kesinlikle. O zaman İran'ın bir planı olabilir mi diye soruyorum. Yani dün hatırlarsanız sabah dedim ki İran gerçekten böyle bir şey yaparsa evime İran bayrağı asarım, İstiklal'de İran bayrağı dalgalandırırım demiştim. İran bunu yaparsa yaparım ama yapacağından emin değilim ben. Bugüne kadar ki İran ortaya koyduğu performans bunu yapamayacak, vuruyormuş gibi yapacak. Stratejik hedeflere muhtemelen atacak füzeler. Bundan eminim ben. Ama o stratejik noktalarda işte X hava üssüne attığı bombanın nereye düşeceği önemli. Hangara mı düşecek, boş araziye mi düşecek o? Veya havada mı imha edilecek? Ben attım ama o engelledi. İşte Ürdün engelledi, Bahreyn engelledi, Suudi Arabistan gibi mi diyecek? Böyle bir yaklaşım mı sergileyecek? Bir de ben saldırının sadece İsrail merkezli olacağını düşünmüyorum. Bölgedeki Amerikan üslerine, yine bölgedeki İsrail elçiliklerine yönelik, bölgeden kastım Irak, Ürdün. Ama hocam işte orada özür diliyorum. Körfez ülkeleri. Kasım Süleymani'nin öldürmesi üzerine Amerika'ya verdiği cevabı da biz biliyoruz. Amerika'ya vurdum dedi. Hiçbir Amerikan'ın burnu bile kanamadı yani. İşte Trump'ın demek istediğim şey o işte. Açıklaması hayatımın en rahat gecesi. Yani vuruyormuş gibi de kastım bu. Amerikan üstünü vurdu ama Amerika'da herhangi bir olumsuz maddi manevi bir zarara sebebiyet vermedi. Yol açmadı yani İran'ı vurması. Yani İsrail'e yönelik ya da hocamın değindiği gibi işte Suriye'deki herhangi bir Amerika üssüne ya da Irak'taki herhangi bir Amerika üssüne vuracağı, atacağı füzenin orada sebebiyet verebileceği sonuç önemli. Yani bir Amerikan askerini öldürebilecek mi ya da bir bataryasını yok edebilecek mi ya da boş bir alana mı düşürecek orada bombayı, füzeyi? Hocam aslında ben şöyle de değerlendiriyorum. Hani İran'ın amacı ne? Asıl amaç İsrail'in stratejik yenilgisini garantilemek mi? Eğer buysa belki de bütün bu suikastleri, İsrail'in elde ettiği taktiksel zaferleri sineye mi çekiyor? Bence bu. Çünkü uzun vadede İran şunu da hesaplıyor olabilir. Biraz açar mısınız o tabiri? Şimdi stratejik yenilgiden kastım şu. İsrail dünyada büyük bir imaj kaybı yaşadı.
Yetekimleri. Ve şu var, dünyada şöyle bir algıya doğru gidiliyor. Aslında sorun İsrail değil, İsrail'deki yönetim. İsrail o imajı toparlamaya çalışıyorsa şayet ki onayda, yani ifadeler bu doğrultuda, daha büyük bir imaj kaybına uğramadı mı şu anda? Tabii ki. 7 Ekim'den daha büyük bir imaj kaybına. İran'ın uğradığı imaj kaybını mı kastediyorsun? İsrail. Hayır, İsrail. Şu anlamda imaj kaybı. Ben de zaten onu... Bir önceki imaj kaybıydı 7 Ekim'deki saldırılar. Ama sonrasında artık konu daha imaj kaybından bir... çıkıp insanlık suçuna... Tabii ki daha büyük bir insanlık suçu. Ve şu var, tabii ki burada insanlar şunu sorabilir. İran'ın İsrail konusunda ulaşmaya çalıştığı stratejik hedefler ne? Birincisi İsrail'in Gazze'de hedefine ulaşamaması. Yani bugün hala Gazze'de bir direniş var. Ama bu direnişe İran'ın katkısı ne? Katkısı mı var, mı? Zararı mı var? Bence birinci soru bu. Hani baktığımız zaman işte İran yanlısı, hani hocam orada bir espri yaptı, İran bayrağı sallayıp gezelim. Espri ama gibi değildi ama. Hala İran bayrağıyla, gerçekten vurursa, İran bayrağıyla yatıp kalkan insanlar da var ülkemizde. İran istediği şey bu hocam işte Kaan Bey. Yani İran gerilimi en üst düzeyde tutuyor. İnsanları kendi yanında konsolide ediyor. Ve sürekli ha vurdu vuracak derken işin geldiği noktada ya İran vur da bir rahatlayayım. Dünya da rahatlasın, sen de rahatla. Ondan dedim ben bayrağı dalgalanır. Peki yani şu anda bu, yapmayacağını bildiğim için söylüyorum aslında peki şu bunu. Peki şu anda gerilimi indirecek bir hamle var mı sizce Haris Hocam? Yok. Fatih Hocam. Yani gerilim üst düzeyde dursun, insanlar sürekli diken üstünde dursun. Hayır hayır. Yani ne olursa gerilim iner. Var mı öyle bir ihtimal şu Netanyahu anda? Netanyahu başbakanlıktan ben, düşerse. Yani. Benny Gantz gelirse ya da diğer isimler gelirse onlar daha sağcı. Olmert gibi isimler vesaire gelme falan. Gelme ihtimali yani, içerideki ihtimali var mı Olmert'in şu anda başa gelmiyor? Desteklere bakıldığı kamuoyu, zaman. Yani kamuoyu, İsrail kamuoyu Olmert istiyor daha çok şu anda. Yani Olmert'in gelmesiyle belki bir nebze değişir. Çünkü şu var, İran tarafı hamlesini yaptı Netanyahu karşı. Pezeşkiyan dedi işte, reformist, batıyla diyaloğu açık, geçmişte bu görüşmeleri yürütmüş isimlerden bir tanesi. Aslında İran Batı'ya bir mesaj verdi. Ben görüşmeye hazırım, diyaloğa hazırım mesajıydı. Çünkü Anayasayı Koruma Konseyi'nden Pezeşkiyan'ın adaylığının onaylanması zaten seçimi kazanacağının bir göstergesiydi. Çünkü İran şunu biliyor. Reformist kimi onaylayacak? Demek onaylanması demek, aslında seçilmesi demek. Çünkü İran'daki seçim matematiğine bakıldığı zaman İran'ın bugüne kadar baskıladığı aslında daha sert, daha tutucu, tutucudan kastım hani dışarıyla diyaloğa kapalı bir yapıyken dönüştüğü Pezeşkiyan'la daha açık bir yapıya dönüştü. Yani o bilinen İran liderleri profilinin çok dışında bir profilin seçilmesi. En azından son 10 yıllı baz alırsak. Ama bunun da bu sert isimlerin olmasının veya tutucu, dışarıya kapalı isimlerin olmasının da bir sebebi vardı. Oradaki direniş ekseni olarak belirttiği hattı tahkim etmek, daha da sıklaştırmak, daha da kendine bağlamak. Çünkü bir öteki siyaseti üzerinden bir birlik beraberlik sağlanıyordu. Şimdi Pezeşkiyan'la birlikte İran yeni bir geçiş amaçladı. Aslında bu geçişin dinamitlendiğini gördük. Çünkü İsrail Haniye'yi Doha'da öldüremez miydi? Veya işte birçok ülkeyi ziyarette bulundu, öldüremez hocam, miydi? Tam burada ben Kaan Bey'den de rol çalarak, eğer Haniye Doha'da ya da Ankara'da şehit edilseydi, İran'da şehit edilmesinden çok daha farklı tepkilere, sonuçlara sebep... Tabii dünyadan bir tepki alırdı. Ama İran'da öldürüldüğü için dünyadan bir tepki almıyor.